iple bağlı K ve L cisimlerine büyüklüğü sabit F kuvveti şekildeki gibi uygulandığı zaman cisimler ok yönde A inmesiyle hareket ediyor. Bunu göre L cismini etkeden kuvvetlerin serbest cisim diyagram diyagramı hangisi de doğru olarak gösterilmiştir. Evet şimdi burada arkadaşlar cisim üzerindeki kuvvetleri tek tek incelediğimiz zaman aşağı doğru cismin burada ağırlık kuvveti var. Şöyle göstereyim o zaman aşağı doğru bir ağırlık kuvveti olduğunu biliyoruz. Evet aşağı doğru bir ağırlık kuvveti var. Cisim sağa doğru hareket ettiği için sola doğru bir sürtünme kuvveti var. Zeminin de buna karşılık bir tepki kuvveti var. Aynı zamanda cismi bu tarafa doğru çeken bir ip gelme kuvveti var. O zaman kuvvetleri tek tek yazdığımız zaman bu aşağı doğru ağırlık kuvveti olduğunu biliyoruz. Yukarı doğru bir tepki kuvveti. Bu tarafa doğru sistemi çeken bir T kuvveti. Aynı zamanda sürtünme kuvveti var. Ve sistemi bu tarafa doğru çeken de F kuvveti var. Şimdi burada hangi şıklarda diyor? O zaman evet burada F kuvvetini görüyorsunuz. G kuvveti aşağıya. Sürtünme hareketin tersi yönünde. T de o zaman sonuçta cismi geri doğru çektiği için. O zaman cevabımız ne oldu? A şıkkı ifadesini söylemiş olduk. Geldik ikinci sorumuza arkadaşlar. İçinde, e, içindeki yükleyle beraber toplam kütlesi 10 kilogram olan bir kızak diyor. Şekildeki bir Sibirya kurdunun uyguladığı 80 Newton'u kuvvet büyüklüğüne bir kuvveti çekilmektedir. Yol ve kızak arasındaki kinetik sürtünme karşısı 0.6 olduğuna göre kızağın 5 saniyede aldığı yol kaç metredir? Şimdi soruya kuvvetleri yine göstermekle başlayalım. Şimdi bu tarafa doğru 80 Newton'luk bir kuvvet olduğunu soruda görüyoruz arkadaşlar. O zaman bu tarafa doğru ters yönlü bir ne var? Sürtünme kuvveti var. Şimdi sürtünme kuvvetinin değeri neydi? K çarpı ne olarak söylemiştik? K da sürtünme kuvveti K çarpı bizim mg diyelim. O zaman K değerimiz 0,6. Ağırlığımız toplamda 10 kilogram olduğu için 10 kilogram yer çekimi çapı 100 olur. 0,6 çarpı 100'den o zaman 60 Newton'luk ne var? Bir sürtünme kuvvetimiz var. Şimdi o zaman sürtünme kuvvetinin 60 Newton olduğunu söyledik. Sistemin o zaman F net eşittir. F net eşittir. M çarpı A dediğimiz zaman. 80 Newton'luk kuvvet sola doğru çekiyor. 60 Newton'luk kuvveti sürtünme bunu geri zorluyor. Toplam kütlemiz 10 kilogramdı. O zaman 10 çarpı A dediğimiz zaman 20 eşittir 10 çarpı A'dan o zaman sistem iğmesi 2 metre bölü saniye karede. Şimdi bize soruda kaç metre yol diyor. O zaman sistem şöyle diyelim. Sistemin aldığı yol x eşittir. 1 2 at karede yapacağız. Çünkü iğmeli hareket var burada. İlk hızı olmadığı için ilk hızı yazmadık. O zaman burada a'mızı bulmuştuk. 2. Zamanı da bize 5 beş vermiş. 5'in karesi diyelim. 2'ler ne oldu? Cırtla da arkadaşlar. 5'in karesi o zaman ne yaptı? 25 metre oldu. İsim demek ki 25 metre olarak ilerlemiş olur. Evet, geldik 3. sorumuza arkadaşlar. Sürtünmesiz masa üzerinde kurulan şekilde sistem serbest bırakılıyor. Buna göre diyor yargılanan hangileri doğrudur? Şimdi sorumuzu şöyle bir inceleyelim arkadaşlar. Şimdi sistem tabii ki sürtünmesiz olduğu için bu tarafa doğru ne var? Bir hareket var. Bir sistem iğmeli olarak hızlanma hareketi yapar. Bu tarafa doğru hızlanma hareketi yapar. Şimdi hızlanma hareketini her zaman aşağı çeken kuvvetler yukarı çeken kuvvetten büyüktür. Burada ya yani mg kuvveti, mg kuvveti s3'ten büyük olmak zorunda. Aynı zamanda s2 bir de s1'den büyük olmak zorunda. Yani her zaman hareket yönündeki kuvvet e, geri kuvvetten büyük olmak Şimdi hangileri doğru demiş? S2 pilindeki gerilme kuvveti S1 ipinden büyüktür. Evet S2 bir önde olduğu için S1 geride kaldığı için S2 S1'den büyük olmak zorundadır. O zaman birinci ifademiz doğrudur. M cisminin ağırlığı S2 gerilme kuvvetinden büyüktür. Evet Mg ağırlığı S3'den büyük olacak hareket olsun. O zaman aşağı doğru hareket olmak hareket ettiğini söylüyor. Evet. L cisminin inmesi K cismi daha büyüktür. Burada sistem ortak hareket edeceğim. Bütün sistem bunu imesi de A'dır. Bunu imesi de A'dır. Ve bunun ismi imesi. İmeler farklı olmaz. Çünkü hareket ortak bir hareket var. O zaman cevabımız burada. burs olarak söylemiş olduk. Geldik başka bir sorumuz arkadaşlar. Sürtünmelerin ve makara kütlesini ihmal edildiği bir ortamda kütleleri M, 2M, M ve olan KLS cisimleri şekilde düzenek hazırlanıyor diyor. E, sistem serbest bırakıldığında makarayı tavana bağlı ipte oluşan germe karşıdır diyor. Şimdi bize söylediği ifade ne? Şimdi bu, şuradaki ipi soruyor. O zaman bu iplere ben T, T dersem arkadaşlar bunlar T, T dersem şuradaki değeri sormuş bize. Bunda 2 T yazıyor. O da buradaki değeri bulmak için T'leri bulmak lazım. Önceki sistemin hareket yönünü belirlediğimiz zaman bu tarafta 3 M var burada M var. O zaman sistem ne yaptı? Bu tarafa doğru bir hareket oluştu. Önce imi bulalım. F net eşittir. Yine m çarpı a, m toplam çarpı a desek. Bu tarafı 3mg kuvvetimiz. 3mg kuvvetinden bu tarafa çeken 1mg kuvvetini çıkardığımız zaman o zaman toplam kütle 2, 3, bir daha 4. 4 m çarpı ne yaptı? A yaptı. O zaman 2 mg eşittir. 4 m çarpı a dersek m'ler ne yaptı? Burada gitti. O zaman a değerimiz burada g bölü 2 olarak bulmuş olduk. Şimdi T'yi buradan da bulabiliriz, buradan da bulabiliriz. Şimdi hareket hangi tarafa? Bu tarafa. O zaman burası MG'dir. Ve hareket yönümüz yukarı olduğu için o zaman denklem yazalım. T burada MG'den büyük olmak zorunda çünkü hareket yukarı, yönü yukarı. T eksi MG eşittir. MA diyeceğiz. M çarpı A. A'mız da o zaman G bir iki olduğu için MG'yi bu tarafa atarsak T değerimiz 3MG bölü 2 oldu. Şimdi T'yi bulduk. Bize neyi soruyor? Neredeki T'yi? Yukarıdaki T'yi. O yüzden buradaki 2T olduğu için... Burası da 3 bölü 2 mg. Bu tarafta 3 bölü 2 mg. İkisinin toplamı o zaman ne yaptı burada? 3 mg olarak sonucu bulmuş oldu. Demek cevabımız arkadaşlar C han şıkkını işaretlemiş oluyoruz. Evet geldik buradaki sorumuza arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Kütlesi 2 kilogram olan bir cisim F büyüklüğündeki sabit bir F kuvvetinin etkisinde aşağıda ok sabit hızla gidiyor. Diyor. Düşey duvar ile cisim arasındaki sürtünme katsayı 0.2 ise F kuvveti kaçtır? Şimdi burada en önemli ayrıntı arkadaşlar sistemin sabit bir hızla gittiği. Sabit hızla arkadaşlar o zaman F ve sabit hız olduğu zaman sistem üzerindeki toplam kuvvetin sıfır olması lazım. Şimdi burada aşağı kuvvetleri tek tekine gösterdim. Aşağı doğru cisme ağırlık kuvveti var. O zaman cismin o zaman burada sabit hızla bir şey sürtünme kuvveti olması lazım. Sürtünme kuvveti yukarı yönlü. Şimdi burada kuvveti gösterelim o zaman. Aşağı doğru 20'lik bir kuvvetimiz, ağırlığımız varsa o zaman sürtünme değeri de buna ne olması lazım? 20 eşit olması lazım ki cisim ne yapsın? Sabit hızla gitsin. Çünkü net kuvvetin sıfır olması lazım. O zaman burada sürtünme kuvvetinin biz 20 Newton olduğunu görüyoruz. Şimdi sürtünme kuvvetinin değeri nedir? Sürtünme kuvveti K çarpı nedir? Burada tepki kuvveti o zaman tepki kuvveti nedir? Burada F'ye eşit. Çünkü buradan kuvveti vurduğu zaman tepki kuvvetinin buna eşit olduğunu görmüş oluyoruz. O zaman sürtünme değeri burada 27 sürtünme değeri de K çarpı nedir? O zaman burada K çarpı ne yazacağız? F yazacağız. F değerini bilmiyoruz. F değerini bilmiyoruz ama K'yı söylemiş arkadaşlar. Zaten F'yi soruyor. Burası sıfır nokta olduğu için F'yi çekersek burada. F eşittir 20 bölü 0.2 dersek. iki tarafı 10'a çarptığımız zaman 200 bölü 2 dediğimiz zaman F değerimiz o zaman buradan 100 Newton olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Geldik başka bir sorumuzdan. Kütlesi M olan yatay bir yolda ok yönde hareket ederken fren yapıp kayak bir süre sonra cisim duruyormuş. Yol ve lastikler arası kinetik sürtünme sayısı K, yer çekimisi G olduğu gibi arabanın yavaşlama ivmesini veren ifade nedir diyor. Şimdi bu cisim arkadaşlar belli bir süre sonra durduğunu biliyoruz. Yani cismin ne yapmış hızı belli bir süre sonra sıfırlanmış. O zaman cismi demek ki yere doğru çeken bir sürtünme kuvveti. Çünkü sürtünme kuvveti cismi yavaşlatan kuvvet. O zaman buradaki cismi e, etken net kuvveti yazma. F net eşittir. Yine M A dediğimiz zaman tek sürtünme kuvveti var. O zaman sürtünme kuvveti burada cismi yavaşlatan bir kuvvet oluyor. Sürtünme kuvvetinin değeri neydi? K çarpı M mg M çarpı A dediğimiz zaman burada M'ler gitti arkadaşlar. A değeri o zaman ne yaptı? K çarpı G olarak bulmuş olduk. Zaten bize ne? İmi olduğu için K çarpı G veya G çarpı K demiş oluyoruz geldik yedinci sorumuza arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Yatay düzlemde bulunan m kütleli bir cisme uygulanan F yatay F kuvveti şekildeki gibidir. Grafikteki F1, F2 ve a bilinenleriyle hangileri bulunabilir diyor. Şimdi grafiği incelediğimiz zaman arkadaşlar burada ivme ve kuvvet grafiği vermiş. Şimdi şuradaki eğimden şuradaki o zaman F1 eksi F2'den arkadaşlar burada net kuvveti bulabiliriz. Şimdi demek cismin kütlesi, o zaman cismin burada iğmesi belli, net kuvveti belli. O zaman biz kütleyi bulurken ne yaparız? F bölü a diyeriz. e, Net kuvveti buradan bulabiliyoruz çünkü F1 F2 biliyormuşuz, e, A'yı da biliyormuşuz. O zaman bu biliniyor, bu biliniyorsa o zaman kütle rahatlıkla, o zaman kütleyi rahatlıkla bulduk. Yani cismin yatay düzlemdeki sürtünme katsayısı, şimdi burada kuvveti varken o zaman iğme niye sıfır oldu? Kuvvet varken iğme sıfır olmasının sebebi, o zaman şöyle diyelim. O zaman cismi çeken kuvvet bu taraf F1 ise iğmenin sıfır olması sürtünme kuvvetini o zaman burada F1 e eşit olması demektir. O zaman biz burada sürtünme kuvvetini biliyoruz. Sürtünme kuvveti o zaman burada F1'dir. Sürtünme kuvvetini yazarken nasıl yazarız? K çarpı Mg yazarız. Şimdi evet şimdi biz burada F1'i biliyoruz. M'i bulduk. Ama G'yi bilmiyoruz. G'yi bilmeden kaybolma şansımız yoktu. Onun için G'yi biz bilsek bile bize verilmediği için G o zaman G'yi bilmemiş gibi kabul ediyoruz. Cismi en büyük sürtünme kuvveti. Şimdi burada en büyük sürtünme kuvveti cismetken etkileyen sürtünme F1 olarak söylediğimiz zaten söylemiştik burada. O zaman sürtünme kuvvetinin direkt grafikten F1 derin sürtünme olduğunu söylediğimiz için cevabımız o zaman 1 ve 3 olarak söylemiş olduk. Evet geldik diğer 8. sorumuza. Düşey kesitte şekilde bir verilen düzenekte birbirine iple bağlı olan KL cisimleri Kütleler 4 kilogram 6 kilogramdır. K cisim büyüklüğü sabit 50 Newtonluk kuvvet etkisiyle şekildeki bir çekildiğine göre sistemin iğmesinin büyüklüğü kaçtır diyor. Yine arkadaşlar kuvvetlere göstererek başlayalım. Şimdi aşağı doğru bu tarafa doğru 60 Newton'un kuvvet var. Bu taraf kol her zaman sinüs kolu demiştik. 60 çarpı sinüs 30. Sinüs 30 değeri 0.5 olduğu için o zaman buradan aşağı doğru çeken kuvvetimiz 30 Newton olarak geldiğini unutmayalım. Şimdi o zaman sistemimiz yukarı doğru hareket eder. 50 Newton 30'dan büyük için yukarı doğru hareket eder. O zaman yine F ne eşittir? M çarpı A dediğimiz zaman 50 yukarı çeken kuvvet aşağı çeken kuvvet 30 Newton olarak söylemiştik burada. O zaman 30 Newton bunu ters yönde ne yapıyor? Zorluyor. E, Sürtüme yoktu. E, 4, 6 daha 10 kilogram çarpı A dersek 20 eşittir. 10 çarpı A ise sıfırlar giderse o zaman A değerimiz burada 2 metre bölü saniye kare olarak bulmuş. Kilogram kütleli bulaşık makinesi mutfak tezgahının altındaki bölüme iterek yerleştirmek istiyor demiş. Selhan'ın makine uyguladığı kuvvet zemine paralel 210 Newton. Makine ve zemin arasındaki sürtünme katsayısı 0.5 olduğuna göre makinenin ilmesi kaçtır? Şimdi burada e, tabii ki zemin sürtünme oluşun zeminden ters yöne, cismin hareket yöne ters yönde bir ne olur? Sürtünme kuvveti oluşur. Sürtünme kuvvetinin ifadesi neydi? K çarpı M gelir. O zaman hemen hesapladığımız zaman sürtünme değerini. K değerimiz kaç arkadaşlar? 0.5 O zaman 0.5 çarpı ağırlığı ne kadar? 30 30'u yer çekimi çarparsak 300 o zaman sürtünme değerinin burada ne olduğunu görüyoruz? 150 görüyoruz. O zaman sürtünme değeri burada ne yaptı? 150 Newton oldu. Şimdi bizim burada e, kuvvet e, F net eşittir. M çarpı A olduğunu biliyoruz. O zaman F'den Fc'yi çıkarırsak M çarpı A mantığı yaparız. Kuvvetimiz kaç? 2 210 Newton. cismin sürtünme kuvveti 150 Newton. Cismin kütlesi kaç kilogramdı? Tabii ki arkadaşlar ne demiştik cismi? 30 kilogram demiştik. O zaman buraya 30 çarpı A yazdığımız zaman 210'dan 150 çıkarsa 60. 60 eşit 30 A dersek 30'u 60'a bölersek A değerimiz kaç oldu? 2 metre bölü saniye kare olarak bulmuş oluyoruz geldik ikinci sorumuza. Sorumuz şöyle. Hava sürtünmesinin önemsemediği bir ortamda bulunan vinç birbirine bağlı 20 kilogram ve 30 kilogram kütle iki koliyi e, büyüklüğü 600 Nm olan F kuvvetli uygulayarak şekilde yukarı doğru kaldırıyor diyor. Hareket sırasında cisimlerin birbirine bağlı ipte oluşan girme kuvveti kaç Newton'dur? Şimdi arkadaşlar tek tek kuvvetleri gösterdiğimiz zaman Şimdi bu cismin aşağı doğru arkadaşlar 300 Newton'luk bir ağırlık kuvveti. Bu cismin aşağı doğru 20 200 Newton'luk kuvvetimiz var. Önceki sistemi ilmesi bulacak. Sistemi ilmesi F net eşittir M toplam çarpı A dersek. Şimdi yukarı çeken 600 Newton'luk kuvvetimiz ve aşağı çeken de toplamda 500 Newton'luk bir ağırlığımız var. Toplam kütle 20-30 daha 50 olacak. 50 çarpı A diyelim. 100 eşittir 50 çarpı A dersek. O zaman sistemin ivmesi kaç? 2 olarak bulduk arkadaşlar. Şimdi gelelim buradaki bize ip girmesi t'yi soruyor. Burada t yukarıdır ve sistem yukarı doğru gider. Çünkü 600-500'den büyük olduğu için yani sistem yukarı doğru çeker. Burası şimdi eklem yazarsak t yukarı 300 aşağıysa t-300 eksi eşittir ma diyeceğiz. 30 çarpı 30 çarpı a'mız kaçtı burada? 2 çıkmış. O zaman 2 ile çarparsak t eksi 300 eşittir 60 ise 300'ü diğer tarafa atarsak o zaman t'miz ne oldu? 360 newton olarak c şık olarak bulmuş oluyoruz. Evet, geldik 3. sorumuza sorumuz, sorumuz şöyle sürtünmesiz doğrusal bir rayda hareket etmekte olan 3000 kilogram ve kütlesi e, 1000 kilogram büyük vagonu demir de, e, e, vagonu çeki demiri yardımıyla şekilde gibi bağlanmıştır. Tren motorunun lokomotifte uyguladığı kuvvetin büyüklüğü sabit bir 600 newton olduğuna göre vagonu etkeden net kuvvet kaçtır? Vagonu etkeden net kuvvet ne? Vagonu çeken kuvvet demektir. Yani buradaki kuvvetin T nedir onu soruyor arkadaşlar. Önceki sistemi iğmesini bulursak. Sistemin iğmesini şöyle bulalım. Şimdi e, denklemiz F net eşittir neydi? M toplam çarpı A ydı. Sistemi çeken kuvvet 6000 ku, e, Nm kuvvet çekiyor. Toplamda 1000-3000 daha 4 binlik bir ağırlığımız var. O zaman bu sıfırları yok edersek A değerimiz ne oldu? 6 bölü 4'ten 3 bölü 2 bulduk. 3 bölü 2 metre bölü saniye kare oldu. Bunu çeken özel net kuvveti olduğu için şöyle yapalım. T eşittir. O zaman bunu çeken kuvvet T'dir. T eşittir M çarpı A dersek o zaman arkadaşlar buradaki bunun m değeri kaçtı? 1000 kilogramdı. E, 1000 çarpı 3 bölü 2 dersek e, 1000 çarpı 3 bölü 3 bölü 2'ye bölersek o zaman 1500 newtonluk bir net kuvvet oluşmuş oldu. Evet, geldik 4. sorumuza. Kütlesi 40 kilogram olan bir kayaca kinetik sürtünme katsayısı 0.5 olan şekildeki pistin K noktasından ilk hızsız harekete başlamaktadır. Kayakçının K, K noktasından L noktasına gelme süresi kaç senedir diyor. Şimdi arkadaşlar tabii ki burada cismin öncelikle ne yapmamız lazım? Ee, buradan cismin hareket edilmesi var? O zaman cisim üzerindeki kuvvetleri tek tek göstereceğiz. Cismin aşağı doğru ne var arkadaşlar? Bir ağırlık kuvveti var. Bu tarafa ve bu tarafa bir kol bileşenleri var. Ağırlık kuvveti kaç Newton dediğimiz zaman aşağı doğru 400 Newton'luk bir ağırlığımız var. Bu tarafa doğru arkadaşlar açımız 37 derece oluşum. Burası kosinüs derece. Kosinüs 37 0,8'dir. 0,8 çarpı 400'den o zaman burada 320 tonluk bir e, kosinüs var. Aşağıda arkadaşlar 400 çarpı 0,6 sinüs bileşemiz var. 0,6 çarpı e, 400'den de burada 240 tonluk bir kuvvetimiz oluştu. O zaman burada tabi ki cismin sürtünmesi olduğu için cisme ters yönde ne oluşuyor? Yukarı doğru bir sürtünme kuvveti oluşuyor. Sürtünme kuvveti S diyelim. Burada arkadaşlar tepki kuvveti nedir? Tabii ki e, burada cismin bu zemin uyguladığı tepki kuvveti 320'dir. O zaman tepki kuvvetini hesaplamış olduk ve şu anda bütün kuvvetleri göstermiş olduk. Önceki bir sürtünme kuvvetini hesaplayalım. Sürtünme kuvvetinin formülü K çarpı neydi? K değerimiz 0.5. Tepki kuvvetimiz de 320 olduğu için o zaman sürtünme kuvveti burada 160 Newton oldu. O zaman arkadaşlar sürtünme kuvvetinin burada 160 Newton olduğunu görüyoruz. Aşağı çeken kuvvet 240. O zaman F net eşittir. M toplam çarpı dersek aşağı doğru 240'lık bir kuvvetimiz yönelmiş. Yukarı doğru da 160 oldu. Kütlemiz 40 olduğu için 40 çarpı A diyelim. 240'tan 160 çıkarsa ne kalır? 80. 80 eşittir 40 A dersek A'mız o zaman 2 metre bölü saniye kare oldu. O zaman cismin burada hareket aşağı doğru 2 metre bölü saniye kare oldu. Şimdi cismin tabii ki burada aşağı kadar aldığı x yolu karşıları. Şimdi 37'nin karşısı eğer 15 ise burası ne olur arkadaşlar? Tabii ki 25 olur. Çünkü 15, 20, 25 gün. O zaman cismi aşağı doğru aldığı yol 25 metre. Cismi aldığı yol x eşittir 1 bölü 2 at kare ifadesinden cismin aldığı yol 25 olduğunu biliyoruz. 1 bölü 2 a'yı da soruda bulduk arkadaşlar. E düzlemi as 2 çarpı t kare dersek 2'ler giderse 25 neyin karesi? 25'in kare kökünü aldığımız zaman iki tarafında kare alırsak o zaman aşağı inme süresi ne olarak bulmuş? 5 olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Evet, geldik 5. sorumuza. Van Gölü'nün yüzeyinde bulunan 300 kilogram kütleli kütleli bir motorlu tekniğe motorun uyguladığı kuvvet doğu yönünde diyor arkadaşlar. 1200 Newton olarak kabul Kuzeye doğru esmekte olan rüzgarın tekniğe uyguladığı kuvvet 9 Newton teknenin eğmesinin büyüklüğü kaçtır? Şimdi kuzeye doğru bir arkadaşlar 9 newton kuvvet oluşmuş. O zaman cismin o zaman hareket yönü olur bu tarafa olur. Eğer burası da 900 olursa cismin üzerindeki net kuvvet yani bileşke kuvvet bu tarafa 1200 de kuvvet verir. Burası 9'da 9 9-12, 15 üçgeninden burası arkadaşlar 1500 newtonluk bir kuvvet uygulamış oldu. O zaman bize sistemi iğmesini söyle. Sistemi iğmesi F net eşittir M çarpı A değil miydi? O zaman sistem üzerindeki kuvvet 1500. Cismin kütlesi de 300 olduğu için 300 çarpı A dersek sıfırlar giderse 15 3'e bölersek A'mız 5 metre bölü saniye kare olarak C şıkkını bulmuş oluyoruz. Evet, geldik 6. sorumuza. emre Küt, kütlesi 5 kilogram olan bir kutuyu tahta üzerinde büyüklüğü sabit 75 Newton'luk bir F kuvveti iterek kamyonetin kasasına yerleştiriyor diyor. Kutu ve tahta arasındaki sürtünme kasası 0.5 olduğuna göre kutunun tahta üzerindeki hareket iğmesi nedir demiş. Şimdi arkadaşlar yine kuvvetleri göstermekle başlayalım. Cismin aşağı doğru ne var? Bir mg kuvveti var. Cismin bu tarafa doğru bir kosinüs ekseni, bu tarafa doğru da bir sinüs ekseni var. Tek tek kuvvetleri gösterirsek aşağı doğru ağırlık kuvveti kaç newton? 50 newton. Bu tarafa bileşen sinüs bileşeni 50 çarpı sinüs 53 olduğu için 0,8'dir. 0,8 çarpı 50'den ne yapar? Burası 40 yapar. Burası 50 çarpı burası kosinüs eksisi kosinüs ele işte 0.6'dır. 0.6 çarpı 50'den de burası 30 Newton yapar. Şimdi cisim üzerindeki sürtünme ne tarafa? Tabii ki bu tarafa sürtün. çünkü cismin hareket yönü yukarı olduğu için 75 Newton'luk kuvvetle yukarı hareket ettiği için sürtünme ters yönlüdür. Öncelikle sürtünme kuvvetini hesaplayalım. Sürtünme kuvvetinin formülü K çarpı N kene dediler arkadaşlar. Kaç sayımız burada? 0.5. Tepkimiz kaçtı? 30'du. Çünkü tepki olarak 30 Newton tepkimiz var. 30'a çarptığımız zaman sürtünme kuvveti 15 Newton oldu. O zaman sürtünme kuvveti 15 olarak bulduk. Evet F net eşittir M çarpı A dediğimiz zaman yukarı F kuvvetimiz var. Tersine de sürtünme kuvveti M çarpı A dersek o zaman yukarı çeken kuvvet 75. 75. Aşağı çeken kuvvet kaçtı? 15 Newton'du. 75'te 15'i çıkarıyoruz. Kütlemiz burada 5 arkadaşlar. 5 çarpı A diyelim. 75'ten 15 çıkarsa Evet, evet arkadaşlar. Şimdi burada tabii ki 75 Newton yukarı kuvvet demiştik. Şimdi düzeltme yapalım. E, aşağı doğru sürtünme kuvvetimiz 15 Newton'du. Bir de aşağı doğru bunun sinüs ekseni. 40 bir sinüs kolu vardı. O zaman ne yapacağız? Çıkaracağımız ters yönlü 40 artı 15'lik ters yönlü kuvvet var kütlemiz kaçtı? 5 çarpı A dersek o zaman 75'ten 55 çıkarsa e, yet, yet, 75'ten 55'i çıkartalım. Ne kalır? 5 çarpı A dersek burası 20 olur. 20 eşittir. 5 A dersek A eşittir. 4 metre bölü saniye olduk. Demek ki arkadaşlar sürtünme kuvvetini hesapladık. Cismin bu tarafa doğru bir de sünüs bileşeni olduğunu unutmayalım. 40 Newton ters yönlü kuvvetleri çıkardık. F eşittir MA mantığıyla ilmemizi bu şekilde bulmuş olduk arkadaşlar. Evet geldik 7. sorumuza. Sorumuz şöyle kızak üstünde bulunan taner diyor. Düşey kesil şekilde verilen sürtünmesi rayın K noktasından kendini serbest bıraktığında A imesiyle hareket T sürede L noktasına ulaşıyor. Tanerin kütlesi daha büyük olsaydı A ve T ne olurdu? Şimdi arkadaşlar burada tabii ki bize iğmeyi soruyor. İğmeyi şöyle yapabiliriz. Cismin aşağı doğru neyi var? Bir ağırlık kuvveti var. Bu tarafa doğru arkadaşlar cismi çeken e, ne var? Bileşenleri var. O zaman bu tarafa ağırlığı mg ise burası arkadaşlar mg çarpı kosinüs alfa. Aşağı çeken kuvveti mg çarpı sinüs alfa. O zaman sistemi hareket ettiren kuvvet her zaman bu kuvveti aşağı bu kaydırıyor. O zaman f eşittir m çarpı a dediğimiz zaman mg sinüs alfa kuvveti m çarpı a dediğimiz zaman Burada m'ler ne yapıyor? Gidiyor. O zaman cismin aşağı hareket ilmesini yazarken G çarpı sin Kütleye bağlı değil. O zaman ne yapmıyor arkadaşlar burada? İğmemiz değişmiyor. Şimdi burada süresi. Süresi sonuçta cismin burada aldığı yolu her durumda x. x eşittir. 1 bölü 2 a t kare dediğimiz zaman x aynı a aynısı t ne yapmaz? t de burada arkadaşlar değişmediğini görmüş oluyoruz. Ve cevabımızı değişik olarak işaretliyoruz. Evet geldik 8. sorumuza havada hareketsiz duran bir helikopterin merdiveninde bir iple ip yardımıyla kütlesi 20 kilogram bir yardım paketi bağlanmıştır. Helikopter şekildeki konumdan düşey yukarı doğru 6 metre bir saniye büyüklüğü bir iğme ile hareket etmeye başlarsa paketi tutan ip oluşan gerime karşıtır. Şimdi arkadaşlar cisim üzerindeki kuvvetleri tekrar gösterdik. Aşağı doğru bir 20 newton kuvvetimiz var cismi yukarı doğru çeken bir ip gerilmesi olduğunu ne yapıyoruz görüyoruz. O zaman ip gerilmesinin değeri burada T dersek aşağı çeken kuvvet 200 Newton ve sistem yukarı gittiği için A e eşittir 6 ile gidiyor f net eşittir m çarpı a dersek o zaman yukarı doğru hareket için t'nin burada 200'den büyük olduğu zaman t eksi 200 deriz. Cismin kütlesi 20. ivmesi de 6 olduğu için t eksi 200 eşittir. 1200 dersek 200'ü bu tarafa atarsak t ne oldu arkadaşlar burada? Ee, evet buradaki 20 çarpı 6 120 diyelim arkadaşlar. 1200 değil. O zaman t'yi çekersek buradan 120 artı 200'ü bu tarafa atarsak ne oldu arkadaşlar? 260 oldu. T eşittir. 120 artı 200'den 320 Nm'lik bir kuvvetle ne yapmış oluyor? İp çekmiş oluyor ve cevabımızı eşlik olarak işaretlemiş olduk arkadaşlar. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve videolarımızı mutlaka beğenelim arkadaşlar.